Acıyor mu? Hayır. Güzel. Bir daha ayağa kalkıp yürüyün bakalım. Çok iyi. Ben yine de bir ağrı kesici yazdım. İhtiyaç duyarsanız alırsınız. Peki. Kemal sizi bıraksın Cemil Bey. Gerek yok. Evim iki adımlık mesafe zaten. Olur mu canım, lütfen. Peki o zaman. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kemal. Efendim halden. O akşam pek konuşamadık ama annene çok üzüldüm. Bilmeni isterim. Sağ olun. Gül'ün söylediklerine de kafanı takma. O seni istediği kadar küçümsesin. Senin değerini bilen başka insanlar da var bu çiftlikte. Teşekkür ederim halden. Oh, maşallah, maşallah. Şükür kurtuldunuz şu alçılardan Halide Hanım. Sağ ol Gülizar. Neriman Hanım geldi, sizi aşağıda bekliyor. Tamam, iniyorum. Kahve yapayım mı size? Olur canım, sağ ol. Siz de sağ olun. Başlayacağım ben Fransızca'ya. Hoş geldin Neriman'cığım. Hoş bulduk şekerim. Oo, sargılar, alçılar falan gitmiş. Ya evet. Meğer sapasağlam olmak ne büyük nimetmiş. Teşekkür ederim Gülzar'cığım. Afiyet olsun. İlaçlara devam ediyor musun? Tabii, ediyorum. Çok iyi hissediyorum kendimi. Her şey planladığımız gibi gidiyor mu? Evet, merak etme. Bundan kesinlikle abimin haberi olmamalı. Duyarsa beni engellemeye çalışır biliyorsun. Zeki, aynen bile haberi yok, değil misin? İyi. Ben de bugün adamların parasını vermeye gideceğim. Güllü'ye yazık olacak. Niye olacakmış? O tüfek kazayla mı patladı zannediyorsun? Yapma Allah aşkına Halide. Hayatında ilk defa eline tüfek almış bir kız. Ne malum ilk defa aldığı? Neriman, niye anlamamakta ısrar ediyorsun? Onun niyeti ne pahasına olursa olsun beni bu çiftlikten göndermek. Ama canlı, ama tabutun içinde. Tövbe estağfurullah. Ancak ona bu fırsatı vermeyeceğim.